Her zamanki gibi gol ortalamalarıyla başlayalım. Bundesliga gol ortalaması liderliğini, Serie A ise ikinciliğini sürdürüyor. Takvim yılı sonunda yaptığımızda en gollü 3. lig Fransa Lig 1'di ancak Premier Lig bunu geri aldı. 6 lig içinde en gollü 5. lig olan ligimiz ise 4. lige yükseldi. Lig 1 2 sıra düşmüş oldu. La Liga sonunculuğunu sürdürüyor. Faul sıralamasında hiçbir değişiklik yok. En az faullü lig Premier Lig, en faullü lig La Liga. Süper Lig'de faul ortalaması Aralık ayı sonunda 24,1 iken şu anda 24,7'ye yükselmiş durumda. Faul ortalaması 3 ayda bu kadar artan başka lig yok. Ortalama Premier Lig'de ve Bundesliga'da düşerken Lig 1'de aynı kaldı. Serie A'da maç başına 0,4, La Liga'da ise maç başına 0,2 arttı. Bir seyir zevki endeksi olarak icat ettiğimiz faul gol oranına bakalım şimdi de. Liglerde bir gol izleyebilmek için kaç faule tahammül etmemiz gerektiğinin kaba hesabı olan bu endeksimizde Süper Lig'in Serie A'nın üzerine çıkması dışında bir değişiklik yok. Hatta öyle ki şu anda ekranda gördüğünüz oranlar Premier Lig ve Bundesliga için değişmemiş bile. Lig 1'de 8,2'den 8,7'ye yükselen oran Süper Lig'de aynı kalmış ancak Serie A'nın 8,6'dan 9,3'e yükselmesiyle yer değiştirmeyi başarmışız. La Liga'da ise bu sayı Aralık ayında 10,7'ymiş. Gelelim seyir keyfi endeksi kadar önemli bir başka parametreye, topun oyunda kalma süresi. Bu sıralamada ligimiz ikinciliğini koruyor. Tek değişiklik Serie A ile Premier Lig'in yer değiştirmiş olmaları. Lig 1'de süre artmış ve 56 dakikanın üzerine çıkmış durumda. Ligimizde de bu süre Aralık ayında 55 dakika 15 saniye iken 9 saniye artarak 55 dakika 24 saniyeye yükselmiş. Serie A'nın 55 dakikanın altına inmesi ve Premier Lig'in 55 dakikaya çok yaklaşması bu iki ligin sıralamalarını değiştirmiş durumda. Bundesliga ve La Liga'da gördüğümüz süreler de sene sonundaki sürelerin üzerinde. VAR'ın ligimize gelmesinden bu yana bu nedenle oyunun hem sayıca çok hem de uzun durduğunu düşünenler çok. Ligimizin bunu toplam maç süresinin gerçekten çok uzun olmasıyla telafi ettiğini söylemekse mümkün. Ortalama bir Süper Lig maçı brütte 99 dakikanın üzerinde sürüyor. Yani topun oyunda az kaldığı izlenimine sahip olduğumuz ama aslında 5 büyük ligin yanına konulunca ikinci olan ligimiz net maç süresi olan 90 dakikanın ortalama %10 fazlasını da bize izletiyor. Bizden sonra en uzun maç süresine sahip olan Premier Lig'de bu süre 98 dakikaya erişebilmiş değil. Bu işini de Alman gibi yapıp bitirip evlerine dağılan Bundesliga'da ise süre 95 dakika 27 saniye. Mart ayının bize getirdiği bir yenilikten bahsedelim şimdi kısa bir nefeslenmek için. Opta birkaç yıldır geleneksel medyada da yaygınlaşan, sizlerin de Bein Sports Türkiye ekranlarında 2 sezondur takip edebildiğiniz gol beklentisi modelini güncelledi. Kabaca şut kalitesi ölçümü olarak adlandırabileceğimiz ve maçlık veya sezonluk olarak takım ve oyuncu performanslarını o şut kalitesi üzerinden değerlendirme imkanı sağlayan model iyileştirildi. Çekilen herhangi bir şutu geçmişte çekilmiş benzer şutlara benzeterek onlara bir gol olma olasılığı veren gol beklentisi modeline yapılan bu güncelleme ile şutları birbirine benzetme kriterleri arttırıldı ve böylelikle değerler öncekine göre daha da iyi hale geldi. Bu modelin giderek yaygınlaşmasının futbol sahalarında da bir yansıması var. Sıradaki incelememiz o yansımanın ligimizdeki etkilerini doğruluyor.
Yapılan araştırmalara göre gol beklentisi modelinin kullanımı yaygınlaştığından bu yana düşük XG değerine sahip yerlerden çekilen şutların verimliliği tartışılmaya başlandığı için takımlar ve oyuncular bilerek veya bilinçaltından gelen bir etkiyle kaleye daha yakın yerlerden şut çekmeyi tercih eder oldular. Bunu öncelikle ligimiz için inceledik. Opta'nın Süper Lig'de detaylı veri toplamaya başladığı 2014-15 sezonu başından bu yana çekilen şutların içinde ceza sahası dışından çekilenlerin oranlarına bakarak başlayalım. 8 sezona baktığımızda bu oranın 7 sezondur istikrarlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Gol beklentisi modeli her ne kadar yaygın kullanımda son 2-3 sezondur gündemde olsa da model 2012'den beri piyasada ve takımların analitik departmanları tarafından biliniyor. 2014-15 sezonunda Süper Lig'de çekilen her 100 şutun yaklaşık 47'si, yani neredeyse yarısı ceza sahası dışından çekilirken, devam eden sezonda bu oran %39'a kadar gerilemiş durumda. Trend böyle devam ederse, şutların yarısının ceza sahası dışından çekildiği bir ligden, şutların ancak üçte birinin ceza sahası dışından çekildiği bir lige dönüşmemize sadece birkaç sezon kalmış gibi gözüküyor. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki aynı trende göz attığımızda da bazı liglerde, örneğin Premier Lig'de, ligimizdeki kadar istikrarlı ve sürekli bir düşüş olmasa da 5 ligin tamamında 2014-15'tekinden daha az ceza sahası dışı şut tercihine gidildiği gayet açık. 2014-15 sezonunda ceza sahası dışından en çok şut tercih edilen lig Serie A'da bu oran ligimizdeki gibi %47 civarındayken, şu anda yine en çok tercih edilen lig Serie A'daki oran ligimizden bile düşük ve %38'in altında. Şu anda ceza sahası dışından en az şut çekilen Bundesliga'da oran 3 şutun birine neredeyse gelmiş durumda. Bu durum ortalama şut mesafelerine de yansımış olmalı diyerek ligimiz özelinde buna bakalım şimdi de. Ceza sahası dışından daha az şut tercih ediliyor olmasının doğal bir sonucu olarak tezimiz doğrulanıyor. Ortalama şut mesafesi de giderek kısalıyor. Bunun santimetrelerle azaldığını görüyoruz. Örneğin 2014-15 sezonunda ortalama 21 metre 80 santimken bir sonraki sezon kısalıyor ancak bu kısalma ancak 24 santimetre. Her bir sezonda sadece ayakla çekilmiş ve penaltılarla direkt kaleye kullanılmış frikikler hariç ortalama 5000 civarı şutun ortalama 24 santim azalmış olması ise görmezden gelinebilir bir şey değil. Nitekim 8 sezonun tamamına baktığımızda bütün şutların ortalama 1 metre 29 santimetre daha yakından çekiliyor olması anlamlı bir azalma sergiliyor.